Herkese merhabalar, ben Fatma. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi ve bu videoyu başlatma amacım bebeğim için, kızım için alışveriş yapacağız bugün. İzmir'e gidiyoruz. Annemlerle birlikte gideceğiz ve böyle bayağı tüm eksikleri karşıladığımız, yine böyle tek tük kalır diye düşünüyorum ama büyük olarak çoğunluğu aldığımız bir alışveriş olacak. Ben şu an 27. haftadayım arkadaşlar. Kiminize erken gelebilir, kiminize geç gelebilir bilmiyorum. Bunun için doğru zamanlama ne zaman? Ama ben böyle ağrılarım başlamadan, biliyorsunuz geçen haftalarda bir bacak ağrısı yaşamıştım. Ağrılarım başlamadan bu alışveriş işini halletmek istedim. Sonlara kalmasın, her şey çıksın aradan. Sadece işte dolabını yerleştirmek falan kalsın diye alışverişi halletmek istedim. O yüzden de annemlerle İzmir'e gideceğiz. Sevgi annem, kendi annem de böyle gitmek istiyordu. Bebeğe biz de bir şeyler alalım, görerek alalım, dokunarak alalım, hissedelim diye. Dedim ki gelin sizi bu hafta götüreyim. Hem ben de eksiklerimi alayım. Burak'la da işte bebek arabasıdır. Ekstra böyle büyük parçaları almaya gideriz diye düşündüm. Burak gelemeyecek bugün. İşleri yoğun. Annemlere götüreceğim. Bir de ekstra Burak'ın teyzesi gelecek sanırım. O da gelmek istemiş. Öyle dolaşacağız. Ablam gelecek İzmir'de yanımıza. Önce bir Hilton'a gideriz. Tüm böyle işte çıtı pıtı böyle güzel elbiseler, etekler alırız. Sonra da Ebebe'ye geçeriz. Orada işte Optimum'a geçeriz. Orada Baby Mall var biliyorsunuz. Tüm bebek mağazalarının olduğu yerler. Orada da tüm her şeyi alırız diye düşünüyorum. Öyle kalktım, hazırlandım, kahvaltımızı yaptık. Şöyle güzel bir makyaj yaptım. Bugün ekstra bir heyecanlıyım. Normalde zaten alışverişi severim ama kızım için alışveriş yapacak olmak beni ekstra heyecanlandırıyor. Buna sizler de dahil olacaksınız zaten. Buna yeni doğan alışverişi diyebiliriz bence videoya. Çünkü her şeyi alacağım diye düşünüyorum. Kiminize işte buna ne gerek vardı, bunu almasaydın diyebilirsiniz arkadaşlar. Bilmiyorum, bu işte zaten çok bilgili değilim. İlk kez kızım oluyor, ilk kez anne olacağım. O yüzden annemlerle gitmek iyi olacak. Ekstra da böyle beğendiğim şeyleri alacağım. Kendimi sınırlamıyorum. Bunu giyer, bunu giymez, bunu az giyer, bunu çok giyer. Giyebildiği kadar giyecek. Giyemediklerini zaten çevremizde ihtiyacı olanlara vereceğim. İlla büyüyecek diye de hiçbir şey almama gerek yok. Yani az giyecek diye. Özeniyorum çünkü. Her şeyi, her istediğimi giysin. Her kombini onda deneyebileyim istiyorum. O yüzden kiminize gereksiz gelebilir bu videonun altına. Çünkü çok yorumlar gelir. Onu niye öyle aldın? Ona niye o kadar para verdin? Bunu niye böyle yaptın? Herkes kendi bütçesinde istediğini alabilir arkadaşlar. Elinden geldiğince en iyisini yapmak ister. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Öyle. Gideceğiz. Güzel bir vlog olacak diye düşünüyorum. Hava da çok kapalı, çok yağışlı. Ama alışveriş merkezine gideceğimiz için zaten çok da bizim için önemi yok havanın. Bu şekilde. Ben şimdi bir gideyim anneme bakayım. Bir bakalım. Araba değişikliği yapıldı. Büyük arabaya geçildi. Evet. Ve şimdi geldik. Arkadaşlar İlhan'dayız. Yolda o kadar yağmur vardı ki o yüzden çok bir şey çekmedim. Zaten burada çekerim. Attığım, aldığım her şeyi. Öyle İlhan'a geldik. Burada üst katta full bebek mağazaları var. Oralara bakarız dedik. Oralardan dolaşırız. Çıkalım direkt bir üstten bak. Arkadaşlar şimdi böyle burası full bebek mağazaları var. BG Store, Mini Center. Buraya bakalım. Böyle dolaşa dolaşa. Haydi bakalım. Ben çekeceğim. Hoş bulduk, merhaba. Şunlar Karters markasında arkadaşlar. Zaten üstüne böyle hafif dışarıya bir şort. Aynen. Evet. Çok güzelmiş. Bunu da pembe almayayım da beyaz falan da diyeyim. Beyaz gibi. Beyazı güzel. Değil mi? Beyazı güzel. Çok güzel. Bir de açık pembesi var. Evet. Dedim kız diğer şeyi pembe olması. Evet. Şöyle filan da var. Şunlar var. Ben çok desenli sevmiyorum da. Tamam. Biraz daha böyle tulumlar şu ortada evet, mı var? Evet, ortada bir de yunusak ekşin de var. Burası sol tamam. Eklerde istersen. Ne oldu? Şu patiler de çok güzel. Yeni doğduğundan. Evet, yeni doğduğundan. Şu tulumlar nasıl? Bunların fiyatları? Hemen böyle tek parça. Şu sarı balacık da. Sarı bir şey alalım. Evet. Bu örme değişik.
güzel. O değil de bak şu pudra tonu. Aynen. Bak. Çok güzel. 0-3 mi bu da? Burada şeyler var. Beyazı da var burada isterseniz. Bunlar hastane çıkışı mı oluyor? Kutulu olarak da var. Hı-hı. Bakın şuna bayıldım. Bunu alacağız. Carter markasının. Biraz pahalı ama bunu çok beğendim. Bakın şöyle ceketi de var. Kulaklığı falan. Bayıldım. Hangisi? Şu. O, burası mı? Düz. Burası şeyli. Evet. Fark etmez. 0-3 aylık bunlar da. Bunları alıyorum. Onu da mı alalım? Alalım. Alalım. O da güzel. Evet. Onu alalım. İstiyorsan şunları da pembe ton alalım Fatma. Şunları da. Olarak da aynı evet. Olur. İsterseniz. Yani şunları alalım. Burası çizgili, burası düz. Ya bebekler içinde mi var bu taraklar? Fatma. Ya, bu ne? Bir tarafı düz, bir tarafı çizgili. Tamam. Bunu da alalım bence. Alalım alalım, onu da alalım. Bakın arkadaşlar, benim kullandığım Tangle Teaser'ların bebekler için alalım. İlk kez görüyorum onları. Ama ilk doğduğunda kullanılmaz tabii, biraz büyümüştüm. Bir de şu Bips'in emziklerinden vardı. Şurada rengarenk. Bunu alıyorum bir tane. Normalde Philips falan da alacağım ama bunu görsel amaçlı aldım. Bir de almak istediğim ıslak mendil yeni doğanda şu arkadaşlar. Şu markaya bakabilirsiniz. Başka da tamamdır. Bundan gösterdim onu. Şeye de bunları uyacak çünkü şu aldığınız. 0-3 vereyim. Buna yeni doğan vermeyeyim çoraplar. Küçük oluyor tamam, biraz çoraplar. 0-3 alalım. Aynen. Beğendim. Bunları alıyorum. Ama biraz daha büyüdüğünde giyecek bunları. 18-24 ayarlı. Bir de şöyle 6 var. Bu da bu şekilde. Bunlar güzel ki. Şey mi? Ve böyle dolaşıyoruz arkadaşlar. O kadar güzel şeyler var ki. Birden böyle almak istemiyorum. Ama görünce gerçekten dayanamadık. Annemler dayanamıyor yani. Ben dayansam da. Çok güzel şeyler var. Şimdi içeri tarafa geçeceğiz. Bir makro, mini center'a girdik. Carter's'ten bir şeyler aldık. Havlusunu aldım. Battaniyesini aldım oradan. Büyük parçaları aldım. Çünkü çok pahalıydı yani normale göre. Şimdi bir BG'ye gireceğiz. Kitty Kate'e falan gireceğiz. Bayağı bebek mağazası var burada. Gap'ten çok güzel eşofman takımı aldım. Az önce gördünüz zaten. Şimdi gidiyoruz içeri doğru. Kendimi tutamıyorum gerçekten. Asla. Buldunuz mu? Ya, onu giydirmek zor da bunu. Giydirilir. Ay şu sivit ne, bu sivit ya. Ha, büyük grup da burası. Evet evet. Aynı sana bedenine bakacağım. Ya şu ne? Çok güzel. Bakın yani şunu çok beğendim. Sene yaşında olacak. Giydiririz. Kilti falan o kadar güzel ki. Bunu muhtemelen bir yaşında falan giyer ama bayağı beğendim. O yüzden içmek istemedim. Bir de şu etek. Şimdi de şöyle elbiseler var. Bunu ceketiyle takın mı? Bu sadece ben bunu tişörtle de giydiririm. Demedim ki. Bu minicik. Kafamda deli sorular. Bir pantolon bile var. Şunun güzelliği Allah'ım. Bunlar erkekler için herhalde ama çok güzel. Bu da bırak tam. Tam tam evet. Erkeğe canım. Şu bak Müslüm bezler de çok iyi oluyor diyorlar. Açsanız ya onu, bir nasıl bir şey. Herkes kapıyor. Hadi açsanız. Şunu alıyoruz arkadaşlar. Bak ben sana var ya. Şöyle üstüm örtü alıyorum bir tane. Şu eldivenlerden alıyorum. Bunlar da ikili böyle lazım oluyor. Hepsi organik arkadaşlar bu arada buradakilerin. Çok güzel modeller var. Bak şu gri de mesela ne güzelmiş takım. Erkekler için. Tamam ben aynı
sayfada geçeceğim ödemesini. Bir de şu tulumu aldım. Bakın. Bunlar da çok güzel. Şu hastane çıkışını aldım. Şunlar şöyle ilk zamanlar için. Bunları da bırakayım. Yok. Benim sütüm var. Ben aldıklarımı gösteremedim. Yani. Hepsi gitti. Hızlı hızlı aldılar. Evde gösterelim. Şunları da. Bunlar da annemden. Teyzem aldı ekstra. El aşkım gel burada. Şöyle bank olacak. Şimdi de düşünelim. Patik gibi olur ancak. Çok güzel aslında. Bunlara bak. Bak ne yazıyor bunlar? Vico'nun. Evet. Bunlar ayağa kalktığında. Şöyle çaydanlık aldım arkadaşlar. Korkmaz'dan bir sürü model vardı. Ben şunu aldım. Büyük olanını aldım. Böyle doğumda eve gelen giden olur. Benim evdekiler çok küçük. Şöyle küçük boy alıyorum genelde. Şu küçük boylardan var. O yüzden bir de şöyle bir şey aldım şimdi. Öyle. Şimdi burada bayağı alacaklarımızı aldık. Taşımamak için de hep mağazalarda bıraktık. Buradan birazdan şeye geçeceğiz. Yani biz Zara Home'la H&M'e bakacağım. Zara Home'da beğendiğim bir sabahlık vardı. Ona bakacağım. Yılbaşında güzel bir plan yaptık. Muhtemelen Kıbrıs'tayız. Ödemeyi Burak yaptı mı yapmadı mı hala bilmiyorum. Arkadaşlarımızla birlikte. Onun için elbise bakmam lazım. Tekrar gelemem herhalde. Elbise bakayım diyorum. Zaman olursa bugün. Olmazsa online'dan bakarım. Öyle güzel, çok eğlenceli geçiyor. Bebek kıyafetlerinin hepsine bayılıyorum. Kız diye de her şeyi pembe almak istemiyorum ama pembeye gidiyor annemlerin elleri falan. Artık herkes beğendiğini alıyor, sağ olsun onlar da alıyor, ben de alıyorum. Karışık böyle bakıyoruz. Ablam da bu arada özel dersi var, birazdan yetişecek, yanımıza gelecek. Ön taraf, basit olandan, ön taraf. Tatlılar, güzel. Aynen. Şöyle çikolatalar var. Şunlara falan bayıldım. Bunlardan aldım. Olacak. Şu tarafta var. Güzeller. Bunların tatlılığına bakar mısınız ya? Ellerine bakın annemlerin. Hepsi tüm poşet. Bana taşıtmıyorlar da. Bakın arkadaşlar son durum şu şekilde. Hepsini size gösteremesem de bayağı bir şey aldık. Şimdi Baby Mall'a gideceğiz. Gaziantep tarafına. Gaziemir tarafına. Gaziantep ne ya? Böyle. Ama da bayağı kötü. Ya bak şöyle tulumlar var. H&M'deyiz şimdi. Bunlara bak. Çok güzel. Kaç ayıydı? H&M'den de şunları alıyorum. Özellikle şu sarıyı online'da çok beğenmiştim. Ama uzun zamandır stoğu yoktu. O yüzden şöyle aldım. Birkaç alt aldım. Bunları alıyorum. Ve şimdi Burger'a geldim. Ben buradan bir şeyler yiyeceğim. Annemler de Bay Döner'delermiş. Onlar da orada yiyecek. Sonra direkt geçiyoruz Gaziemir'e. Bayağı geç oldu. Saat şu an 5. Saatte oraya gitsek 6. Yani bayağı geç oldu. Umarım oraya yetişebiliriz. 7'de 8'de falan kapanıyordur. Öyle. Bayağı bir şey aldık. O kadar çok şey aldık ki. Eve gidince gösteririm veya yeni doğan alışverişi diye evde işte kameralarımın işte ana kucağı falan olduğunda Instagram'da onları gösterdim. Onların olduğu ayrıca bir video çekmek istiyordum ama nasıl yaparız bilmiyorum. Eve gittiğimde karar veririz. Şimdi yemek yemem lazım. Bakın arkadaşlar. Islak saça yapılıyor değil mi? Nemli saça yani. Nemli saça. Dyson düşünüyordum ya bir ara. Denemek istiyordum. Görmüşken deneyeyim dedim. Yapabilir miyim diye çok şüpheliyim. O yüzden denemeden almak istemedim. Şu mavi setin yanında ekstra şey mi veriliyor? Tarakları veriliyor. Tarak, işte çanta değil mi?
seyahat çantası. İçinde de iki adet saç açma tarağı. Bu sete, yani bu seriye özel değil mi? Evet. Evet, bir de o yüzden uzun olanını mı alsam dedim. Bayağı dalgalı. Evet, bayağı. Ama daha böyle ince ince almamız lazım değil mi bunda? Tabii. Tutamlar. Ama aldığım boyutlarda ideal. Evet. Şunu da bunu da kalın bir başlık. Olur. Bayağı güzel ama. Ya şu taraklı olan falan hani daha az uğraşırım diye en azından. Hani daha çabuk diğer düzleştiricilere göre daha hızlı olur diye düşünüyorum ama ben denemek istedim. Saçım uzun olduğu için bir de uzun başlık var. O daha evet, mı iyi olur? Uzun başlık şöyle bir şey pembesindeymiş. Bu üstü serisinde değil. Yani. Ama saçıma hep biraz... Ve şimdi Baby Mall'a geldik arkadaşlar. Buraya giriyoruz. Buradan her şeyi alırız diye düşünüyoruz. Burada direkt sepet alalım anne. Hadi bakalım. Evet. Şunlardan böyle bir deşon. Şu atletlerden bunlar ne? 0-3 mi? Sıfırı çok. Şimdi bir küçük alalım. 58 santim. Evet. Uzun mu? Kollu da alalım aynı. Kısa mı istiyorsun? Yani ilk doğduğunda işte bunlar 0-3. Bunları hep giyer Fatma. Evet. Yani 62. Başka 58 mi var bir de? Vardı. Şu bezlerden tercih ettim. Yeni doğan için. İki tane. Aa bir de şu çöp kovasından alalım. Hiç koku sızdırmıyor. Bunun çöpünden de alalım. Ha çöpü de var. Şu. Ben mi koyuyorum? Yok bu ya da, yani her odada hiç koku sızdırmıyor. Şey var koku kremi. Fatma benim için bu yastık vardığını almıyorsun. Ha bak anne bize bundan gelecek. Bu yataşınki galiba. Bununki benim. Yataş değilmiş bu babycim. Fatma şu yastık. Ay ben al şu alt değiştirme bezlerinden alayım. Bunlar mı onlar? Ha, şey onların hepsi birbirine uyuyor. Şundan aldım arkadaşlar. Küvet olarak. Bak içine bu da koyuluyor da soralım hangisi. Hani bir seslensene kıza. Buna yatırıyorum böyle. İyi diyorlar. Hatta bu bile yeni doğanda hemen içine yatırmalık iyiymiş. Hiç su tutmuyor diyorlar ama bilmiyorum ki. Aman dur bak şimdi kalk. Tamam. Suyun için. Düzelecek. Şu şeylerden ne alalım? Baby cam var. Şey yapalım zaten. Fatma. Zahide Hanım kazan otlusu lütfen. Şunlar bak. Şundan alalım. Öyle bir şey alalım. Bak doğal sünger alalım. Tamam ondan da alalım. Bir de şu süngerler. Bunlar nasıl? Lastik bebek. O elimde. Bayağı aldım arkadaşlar. Gösterim. Aramızda. Çıktık arkadaşlar. Her şeyi aldık gibi. Sadece işte yatağı kaldı. İstediğim model burada var mı? Ona bakacağım. Anne yanı beşik. Öyle.
kadar. Burası full böyle bebek arabaları var arkadaşlar, her marka. Bakın dona falan var. Gelip bakabilirsiniz renkler şeyleri. Neredeydi o? Bakın şurada benim beğendiğim beşik. Ona bakacağız şimdi. Şu benim beğendiğim, bir de bunun Forever'ı çıkmış, bir tık büyüğü. Ona bakmak istiyorum. O nasıl? Onu bakacağım. Kedi fırlamasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerede kedin? Korkuyor mu? Meydana değil mi? Ay ben bravo mu? O fena. Allah'ın yeni kedisine bakın. Çok güzel değil mi? Pembe kafesin içine bunu koysana. Al. Balkonuna koy. Ama kaçırsın. Ay yok yok. Ve şimdi eve geldim arkadaşlar. O kadar çok yorulmuşum ki gerçekten anlatamam. Size öncelikle tavsiyem, yeni doğan alışverişi yapacaklara tavsiyem, yani bu kadar büyük alışveriş yapacaklara mutlaka son aya bırakmayın. Gerçekten iyi ki bu zamanlarda yapmışım. Çünkü dayanamazmışım. Topluca almayı düşünüyorsanız benim gibi. Ben böyle topluca alayım, illaki birkaç eksik olur. Onları da tekrar sonra gittiğimde tamamlarım diye düşündüm. Oldu da zaten. Böyle hani içime sinmeyen hiçbir şeyi almak istemedim. Çoğu beğendiğim şeyler. Şu etrafı size bir göstereyim. Bakın. Son durum bu şekilde. Şöyle... Şöyle, şöyle. Bunları hemen dolaba askılarıyla asacağım. Çıkaracağım. Ortadaki yayıntı kalksın. Ben de ne almışım, neyden ne kadar almışım onları görebileyim. Sonrasında zaten eksikleri ona göre çıkaracağım. Ne yapmışım, ne etmişim. Dediğim gibi yani bunları almak zorunda değilsiniz. Sadece işte ben beğendiklerimi aldım. Annemler beğendiler. Onlar beğendiklerini aldılar. O yüzden bayağı yüklü bir alışveriş oldu. Ama illa eksikler çıkar. Mesela istediğim ateş ölçeri falan internetten alacağım. Daha uyguna gelir diye düşünüyorum. Çok da uygunluk aramamak lazım. Çünkü yani bayağı bir tuttu. Bebek arabası istediğim renk stokta yok. Cybex alacağım muhtemelen. Yalnız İzmir'deki mağazada yoktu. Onu online'dan veya İstanbul'dan falan bakacağız. Ana kucağımız alındı. Onları Instagram'dan ekstra geldikçe paylaşacağım. O yüzden Instagram'dan beni takip ederseniz oradan daha böyle her şeyin linkine ulaşıp direkt yakından takip etmiş olursunuz. Bir de beşik alacağım. Chico'nun bir beşiği var beğendiğim. Next Me Forever diye yeni çıktı o. Biraz daha böyle uzun süreli. Yani diğerleri 0-6 ay arası genelde. Ama 6 ay kullanabiliyorsunuz o Chico'nun anne yanı beşiklerini. Bu biraz daha 1-2 yaşına kadar kullanılabiliyor. Ben de bu evdeyken tekrar beşik değiştirmek istemediğim için onu almak istedim. Son çıkanını. En son ebebekten bir şeyler aldım. Onlara hemen göstereyim. Yeni doğan diye sıfırdan göstereceğim. O gümüş kapakların olduğu, göğüs kalkanlarının olduğu, işte kameradır, her şey olduğu bir tekrar video çekerim diye düşünüyorum veya dolabının içinde gösteririm. Ama bugün de aldıklarımı göstereyim. Şu Baby Bee markasının bebek alt değiştirme bezini aldım. Şu ebeveyn muhteşem kokusundan aldım. Yine bebeğimin çamaşırları için yumuşatıcı aldım. Bir de şu sıvı deterjandan aldım. Bunlardan ekstra alırım zaten. Yeni doğanda ben şunu zaten alacaktım. Prima'nın şu Premium Care bebek bezini 1 numarasını aldım. 2-5 kilo için. 2 paket aldım. Ona göre kullanıp bakacağım. Zaten içerisinde 43 tane varmış. Şöyle bizi bir ne kadar idare eder bilmiyorum. Kaç günde biter. İdare ettiği kadar eder. Bir Baby Me markasının ikisi de. Sadece böyle ambalajları farklıydı. O yüzden ikisinden de aldım. Bunlarda zaten 10'ar tane var. Çok az. Ama sonra tekrar alırım. Şu Corbel'in çöp kovasını biliyorsunuzdur. Koku asla geçirmeyen bir çöp kovası. Ona çöp poşeti aldım. Ya bu kullananlar çok memnun olduğunu söylüyorlar. O bebek bezlerini atmak için. Şöyle bir meme aldım. Bunu Burak zamanında kullanıyormuş. Şeffaf bir meme. Bu Chico'nun bir memesi. Bir de Philips Aventin aldım. Bips'in aldım.
Şu sıvı bulaşık deterjanı diyor bebekler için. Yemek setleri, biberonlar için uygunmuş. Fairy'nin bunu aldım. Burada bir bebek daha var. Duş için şu Stokke'yi almak istiyordum. Zaten her şey pembe olmasın dedim ama pembe olan bayağı bir şey aldım arkadaşlar. İster istemez yeni doğanda tulumlar, hastane çıkışları pembe oluyor. Vardı da çok almadım diye düşünüyorum ama bakacağız. Şu Stokke'nin katlanır incecik küçücük olan şeyini aldım. Küvetini aldım. Bunun içine de hem file aldım hem de şu kendi aparatından aldım. Bunları da kullanırım diye düşünüyorum. Çok güzel yelekler aldım ebebekten. Şu tulumu aldım bakın. Bunları hemen atıyorum. Böyle evde giymelik yelekler aldım minik. Bu bayağı büyük insan yeleği gibi. Şu Lancino markasının göğüs ucu pedini aldım. Bu en iyisi deniyordu. Araştırdım biraz gitmeden önce. O yüzden daha biraz biliyordum bir şeyleri. Şu banyo filesi. Sonrasında kendime bir tane emzirme sütyeni aldım. Bundan birkaç farklı model alırım da şu bebeğinkini de alayım dedim. Şu Baby Jam'in termal düz kafa bebe yastığını aldım. Bunun birkaç farklı çeşidi vardı. Şöyle bir şey aldım. Yelek. Bir de şu renk aldım. Şöyle bunların fiyatlarını çok göstermiyorum. Çok uzamasın video. Şöyle Chico'nun tırnak setini aldım. Mesela bunun pembe istemiyordum ama beyaz yoktu. Philips Avent'in en minik boy biberonunu aldım. Diğer markalardan da bakarım veya bir boy büyüğünü de alırım. Şöyle yine tulumlar aldım. Şöyle minicik aldım. Yeni doğduğunda kullanması için Mi Baby'nin. Şunu annem küvetine atmak için aldı. Şu Lancino'nun süt saklama poşetlerinden aldık. Bunlar da 50'li. Kullandıkça devamı gelir diye böyle çok çok almadım. Yine Chico'nun şu tarağından aldım. Başka şurada. Şu Baby Jam'in duş şeyinden aldım. Bir de Chico'nunkinden aldım. İki tane var bunlardan da. Şurada patiler var şöyle. Ağız mendilleri var. Bunlardan bayağı aldım. 15-20 tane. Çünkü bunlar çok gidiyormuş. Şöyle çorap almışız. Ölür. Şöyle bir emzik kutusu aldım. Emzik askısı aldım. Philips Avent'in şu Ultra Air emziklerinden aldım. 0-6 ay olanlarından. Bunlar zaten iyi deniyor. Philips Avent. Rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ve yine şöyle bir tulum aldım. Bunlar gerçekten ne aldığımı unuttum. Favori parçam şu BG Store'dan aldığım mont. Buna bayıldım. Aşık oldum. Yani buna söyleyecek çok da bir şeyim yok arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. BG Store ve Carter's aşırı pahalı. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ama çok güzel şeyler var. Şöyle panço'dan yine annem bir hastane çıkışı aldı. Panço'da da güzel şeyler vardı. Zara Home'dan bir tane daha normalde şeyden almıştık. KitKat, Carter's'ten çok güzel şeyler aldık. Havlu falan. Ama bir dakika. Onu nerede bilmiyorum. Bir de Zara Home'da şunu görünce o kadar sade ve şık bir havluydu ki bunu aldım. Bir de kendime sabahlık aldım Zara Home'dan. Dağınık bir şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Bunları ekstra Instagram'dan göstereceğim şimdi. Bebek alışverişine sabitlemiş olacağım. Oradan da bakabilirsiniz linklerine. Bir de şu Gap'ten şey aldım arkadaşlar. Eşofman takımı. Bu gerçekten kendime bile kıyıp alamadığım eşofmanı bebişime aldım. Bunu ancak seneye biraz büyüdüğünde giyer ama o kadar güzel ki gerçekten çok güzel. Buna bayıldım. Bunu da aldık. Ya bir sürü şey aldım. Kıyafet hepsini tek tek göstermeyeyim. Yeni Doğan alışverişinde gösteririm. Ama şöyle ebeveyi göstermek istedim. Sıfırdan neler aldığımı. Yani bu tamamen sizin elinizde. Aynı şeyden, benzer şeylerden çok fazla da alabilirsiniz. Neyi ne kadar kullanacağımı bilmediğim için başta çok almak istemedim. Bunlar size çok gelebilir ama bilmiyorum. Yani bana şu an normal geliyor. En gerekli şeyleri aldım. Öyle. Umarım beğenmişsinizdir. Ben şimdi bunları yerleştireceğim ve o kadar yoruldum ki sonra dinleneceğim. Umarım güzel bir video olmuştur. Benim için çok keyifli bir videoydu.
en keyifli videolardan diyebilirim. Hayatımın en güzel alışverişiydi. Kızım için, bebeğim için yaptığım alışveriş. Allah isteyen herkesin nasip etsin. Sizleri öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bebişin dolabını da birlikte yerleştireceğiz. Bunların hepsini yıkayacağız, ütüleyeceğiz. Dolabını güzel bir düzen hazırlayacağız. Hepsi ilerleyen videolarda olacak. O yüzden beni takip edip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizleri öpüyorum.